Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım ve bugünkü vlogumuzda beraber gidip Çankaya'dan bir tane cyclocross bisikleti alacağız kendimize. Şu anda gördüğünüz gibi arka tarafında metro var. Metroya bineceğim. Çankaya'ya gideceğim ve yeni bisikletimizi alacağız. Hatta yeni bisikletimizi Sundu Bisiklet'ten alacağız. Bakalım bizim için sponsor olmaya gönüllü olacaklar mı? Elimizden geldiği kadar sıkı bir pazarlık yapmaya çalışacağım. Ama ne olur ne biter şu anda bilemiyorum. Metrodan indim. Görüyorsunuz arka tarafta Basmanegarı var. Şimdi buradan Çankaya'ya girip bisikletçiye gideceğim. Sıkı bir pazarlık edip cyclocross bisikletimizi, Mosto'nun cyclocross bisikletini almaya çalışacağım. Şimdi cyclocross dediğimiz şey ne? Aslında bir yol bisikleti gibi olan arazi bisikletlerine, cross bisikletlerine cyclocross deniyor. Bildiğiniz gibi ben çok ufak tefek bir adam değilim. Bir normal yarış bisikletinden, yol bisikletinden ziyade bir cyclocross'u seçmeyi tercih ettim. Cyclocross bisikletler de arazide giden yarış bisikletleri, yol bisikletleri gibi diyebiliriz. Zaten dış formu bir yol bisikletine çok benziyor. Ancak daha kalın tekerlekli, daha etkin fren sistemlerine sahip, daha farklı dişli oranlarına sahip. Kadro geometrisi çok daha farklı. İlerleyen günlerde de ayrı bir video olarak cyclocross nedir ve bisikletin detaylı incelemesini yapacağız. Hatta bu hafta sonunda cyclocross'larla ilgili bir podcast hazırlamayı düşünüyorum ben. İsterseniz şimdi yavaş yavaş şuraya gidelim. O tarafa doğru bakalım bizi neler bekliyor. Bugün Mosto'nun Monza serisi orta giriş seviyesinde olan bir bisikletini tercih edeceğiz arkadaşlar. Disk frenli bir bisiklet. 2200 lira, 2300 lira civarında değişiyor dolar ve dolar kurundan dolayı, döviz kurundan dolayı. Prensipte ben şu anda kendi paramı harcamadığım için, yani sponsorlardan gelen ödenek parayı harcadığım için fiyatı olabildiğince aşağıya çekmeye çalışacağım. Eğer peşin paraya böyle 2000 lira gibi, 1900 lira gibi böyle makul bir fiyata bisikleti alabilirsek hepimiz için avantajlı olacak. Evet, bisikletçilerin sokağına geldik Çankaya'da. İzmir'in nabzını tutmaya devam ediyoruz şu anda. Bakalım pazarlık nasıl geçecek. Arkadaşlar, Monza orada, Mosto Monza orada. Ön tarafında bir tane Kanza görüyorsunuz, yol bisikleti. Görebiliyor musunuz bilmiyorum kamerada. Sıkı bir pazarlık yapmaya çalışacağız şimdi. Ben Velisplinet'ten geldiğimi söyledim. Sizin için de güzel bir indirim koparmayı düşünüyorum. Bakalım ne yaparlar. Olur. O ne kadar bu? 10 kilo mu? 12. 12 mi? 12 metre. O çok iyiymiş ha. Senin ismin ne? Beşir. Beşir, bize biraz Mosto Monza'yı anlatsana. Abi Mosto Monza cyclocross olarak geçiyor. Komple Sora set var üzerinde. Evet. Yani sistem olarak full Sora. Klaris yok mu? Klaris değil mi? Sora mı? Klaris değil, Sora. Sora. Klaris hiç yapmadı abi. Hı, tamam, ben yanlış biliyor olabilirim. Avantajı, göbekleri kaset rulmanlı. Göbekler de Shimano, rotörler de Shimano. Hı hı. Yani şu fren sistemleri de Shimano. Çoğu firma Shimano yapmıyor onları. Bizler mekanik disk değil mi? Mekanik zaten. Hı hı. Ayrıca cyclocross'ların bir özelliği de arkadaşlar, ben hemen belirteyim. Burada normalde hortumların, kabloların kadro içinden geçmesi gerekiyor. Bunda da öyle mi? Evet, bakın şurada görüyoruz. İçten geçiyor üst kısımda. Neden bunu böyle yapıyorlar? Çünkü cyclocross bisikletlerde bunların yarışlarında %90'ı pist oluyor. Geri kalan %10'luk bölümünde bisiklet omuza taşınıyor. İnsanlar bisiklet omuzuna taşırken dışarıda kalan kabloların kendine zarar vermemesi için bunları kadronun içinden geçiriyorlar. Normal yol bisikletlerinde bu şekilde değil tabii ki. Arkadaşlar, bisiklet geldi. Servis bölümünde şimdi arkadaşlar bunu monte edecekler. Taşkın. Taşkın. Evet. Taşkın Bey, ben öyle bisikletin sahibiyim. Belki internetten takip ediyorsunuzdur. Evet, takip ediyoruz. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz siz? Monza gibi, o da kadro konusunda iddialı. Hangi seri geldi abi? Bence fiyat performans olarak daha iyi olsun. Kesinlikle Taşkın Bey de benimle aynı fikirde. Bakalım şimdi fiyatla da anlaşırsak süper olacak. Yavaş yavaş gidelim. Para ödeme şeyine, sıkı bir pazarlığa başlayacağız. Bu arada az önce söylemedim mi? Söylemedim mi hatırlamıyorum. Sundu bisiklete geldik Çankaya'da. Biliyorsunuz Bornova'da da bir şubesi var. Karşıyaka'da da var galiba. Karşıyaka'da da var değil mi Sundu? Evet. Karşıyaka'da. Başka nerede var? Bornova'da var. Bornova, Karşıyaka, başka yok. Bornova, Karşıyaka, Çankaya. Arkadaşlar, biraz sıkı bir pazarlık yapamadık ama sağ olsun çok güzel yardımcı oldular. İş etiği gereği kaç para aldığımı söylemeyeceğim ama şöyle bir şey söylediler bana.
Velospiklet'ten isteyen arkadaşlar varsa gelsinler. Ben Velospiklet'ten övgü beni gönder dedikleri zaman ben kendilerine yardımcı olacağım dedi. Sağ olsun kendisi. Bana yaptığı gibi bir yardım da olursa gerçekten süper bir fiyata bisiklet almış olursunuz. Zaten Sunlu bisikleti biliyorsunuz çok eskiden beri hizmet veriyor. Bu sefer ilk defa ben de alışveriş etme fırsatı buldum. Yani yıllardır İzmir'deyim. Ben şimdi parayı vereceğim. Gazete kağıdı geçiyor mu? Geçer. Gazete kağıdı geçiyor mu? Çünkü biliyorsunuz benim cebimde akrep olduğu için. Arkadaşlar bisikleti aldık. Şimdi Ege Üniversitesi'nin içerisindeyim. Bisikletimiz arkada. Güzel bir 10 kilometrelik basit bir sürüş yaptım. Genel anlamda bisikletten memnun kaldım. Ufak tefek fabrikasyon bence birkaç tane problemi var, kusuru var. Gidon boynu benim için çok uzun geldi. Gidon benim için çok geniş fabrika çıkışı olduğu için onlar da çok fazla opsiyon koymamışlar. Ama genel anlamda sürüş konforu açısından bir cyclocross'a kadar rahatsa bu da o kadar rahat. Zaten cyclocross bisikletlerde bunların yarışları çok kısa olduğu için çok fazla konfor aranmıyor. Tam fiyat performans ürünü diyebilirim. Burada yine bir takım sponsorlarımız vardı bu bisikleti alırken. Bunlardan bir tanesi Andromeda yazılım. Tabii ki yine Velospiklet ve Sunlu bisiklet sponsor oldu bunu almamızda. Bisiklete ihtiyacı olan arkadaşlar da Sunlu bisiklet tercih ederse web sitesini görüyorsunuz, yazdım ben buraya. Oraya girip Velospiklet'ten övgü derseniz fiyatta bu konuda size yardımcı olacaklardı. Bisikletin inceleme videosu ilerleyen günlerde olacak arkadaşlar. Yayınlayacağım detaylı inceleme. Ve kutu açılışı yapamıyorum çünkü kutudan çıktı. Ama detaylı bir inceleme, eksilerini artılarını birazcık değerlendireceğiz. Birkaç yüz kilometre yol yapalım bisikletle. Onun haricinde şimdilik söyleyecek bir şey yok. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir referans oldu bence sizin için de. Bir cyclocross nasıl alınır konusunda veya bir bisiklet alırken nelere dikkat edilmesi gerekir konusunda. Şimdilik söyleyecek başka bir şey yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Hatta paylaşın, destek olun. Bu vlogda cyclocross bir bisiklet nasıl alınır onu anlatmaya çalıştım ben size. Takip edin arkadaşlar, takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.